Sarı lacivertlilerin sahadaki beyni Fred, derbi öncesi Galatasaray'a gerekli mesajı verdi ve şu anda ezeli rakipte oynayan Gabriel Sara'nın Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. Red yemiş. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Fred Voley'deki röportajında maalesef geçen sezon derbiden bir önceki maçta haksız bir şekilde atılmıştım. Çok şükür şu anda bir sakatlığım yok. Buradayım. Derbide galibiyeti almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Galatasaray'ın çok iyi bir takımı var. Gerçekten çekişmeli bir oyun olacak ama biz buna hazırız. Rakibimizi iyi analiz ettik. Umarım bu güzel mücadeleden galip gelen taraf biz oluruz. Hakemlerin özellikle bize zorluk çıkarttığını düşünüyorum. Buna rağmen elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Örneğin geçen sezonki Galatasaray maçında 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Hakemler dışında zeminlerin de kötü olduğunu söyleyebilirim. Genel anlamda Türk futbolunun geliştiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Uzun yıllar burada olmak istiyorum dedi ve Fenerbahçe'nin transfer sihirbazı Branko Gabriel Sara'yı reddetmiş. Nasıl mı? İki sezon önce iki eski Fenerbahçeli efsane Diego Lugano ve Fabio Luciano Brezilyalı yıldız adayını Fenerbahçe'ye önermiş. O dönemde Jorge Jesus'la beraber göreve gelen Mario Branco, Gabriel Sara ile ilgilendi. Kulübü São Paulo ile görüştü. 10 milyon euro üzerinde çıkan rakam sonrası görüşmeler hemen kesildi. Branco o dönemde Sara için o kadar para etmez raporunu verdi. Görüşmeler devam etmedi. Aynı transfer sezonunda 10.5 milyon euroya Norwich'e satıldı ve Galatasaray'da Norwich'ten 18 milyon euroya Sara'yı satın aldı. Ancak unutmamalı ki Fenerbahçe'de 8 numaranın en iyisi var. Fred Çakmaktaş. Belki de iyi ki Branco Sara'yı satın almamış dedirtiyor. İyi ki Fred Fenerbahçe'de.